Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, ben Deniz. Bugün arkadaşlar sizlere Stranger Things'in 1. sezon 7. bölüm incelemesi yapacağım. 7. bölüm dediğimizde her zaman aklımıza gelen, en aklıma gelen sahne küvet. Zaten bölümün çoğunluğu o küvetten oluşuyordu, o küvet sahnesinden oluşuyordu. Bölüm güzeldi, o güzel bir bölüm izledik, yani hoşuma gitti bölüm. Çok ince ayrıntılara değindiler, güzel, yani açıklanmayan sorulara açıklık getirdiler. Ya, bu noktada güzel oldu. Artık sezon finalinde neler olacağını hepimiz az çok yavaş yavaş böyle hafif hafif tahmin ediyorduk zaten. Çok önceden de söylendi, açıklamaları da yapıldı ve Stranger Things sezon finalinde de Upside Down olarak belirlendiğini söylenmişti. Ben çok lafı uzatmadan 7. bölüm incelemesine geçeyim. 7. bölümde daha çok bizimkinin, hani bizim Jonathan'ın polis karakolundaki olayları, daha sonra o Eleven kolunu kırdığı bir tane serseri çocuk var ya. O oraya gidiyor falan. Onlar gereksizdi bence. Hopper'la bence bizim Joyce Byers. Ne kadar zor bir şey ya. Joyce Byers'ın orada yaşadıkları, hani oğlunu bulmak için o kadar çaba harcıyor. İkisi de çok harcıyor. İkisi de çok çaba harcıyorlar. Helal olsun. Sonuna kadar arkanızdayım. Acayip çaba harcıyorlar hem de. Valla bilmiyorum ya neler olacak. Valla heyecanla bekliyorum. Onların çabaları vardı. Ayrıca güzel olan sahneleri hemen geçeyim. Bizimkilerin Eleven'a, bütün herkesin Eleven'ı sevmesine sevindim. Çünkü Eleven sevilmesi gereken bir karakter. Orada kötü gibi duruyor aslında ama çok önemli ve çok gerçekten önemli bir yeri olan bir karakter orada. Burada onu kaçıran canavarın kim olduğunu hafif hafif böyle görmüş olduk şeklinde. Kollar ayakları var. Biliyorsunuz ki yani. Çok farklı bir şey demedim ama. 4 tane ayağı falan var. Bir de şöyle kafası var. Kafası yok da, yani tam anlatamadım. İşte şöyle böyle 4 tane böyle şey açılıyor böyle. Hani böyle şöyle eski çizgi filmlerde gelen çiçekler olur ya. Şu an çiçekler oluyor da kapıyordu böyle adamı. Ha. O çiçekleri biliyorsunuz, aynı o çiçek. Oradan yürüyün. Yani çok güzel çiçekten yürüdüm. O canavarı anlatıyoruz, çiçeğe geçtik ya. Neyse. En güzel olan dediğimizde ilk akla gelen ise küvet sahnesidir. Küvette biliyorsunuz bizimkiler orada gerçekten yarıldığım bir sahne var. Orada yarıldığım sahnelerden biri ise bizimkilerin orada tuzlu su yaparlarken yumurta deneyi. Biliyorsunuz ki yumurta kaldırma kuvvetinden falan, hani tuz, normalde yumurta saf suda batar. Ne kadar tuz eklerseniz o kadar askıda kalıp sonra yukarı çıkar. Orada milletin onu işi gücünü bulmak falan, bizimkilerin orada deney yapmaları falan çok hoşuma gitti aslında. Güzel bir değişik bir şey oldu. Böyle anılarım canlandı, eski anılarım. Biz de laboratuvarda yapıyorduk da neyse. Şimdi onların yaptıkları falan çok komikti. Biliyorsunuz ilk attığında askıda kalıyor, sonra yukarıda kalıyor. Dustin falan, herkes böyle o falan diyorlar böyle. Güzel sahnelerdi valla, ben sevmiştim o sahneleri. Başka nereden bahsedeyim? Bizimkinin maalesef Barbara'nın öldüğünü gördük. Maalesef değil de sevindim. Yani iyi ki öldü. Yani ben o karakterin ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yoktu zaten. Yani o da öldü, üstünü böyle bizim için örtbas etti. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun. Abi dehşet var yani, o resmi gördüm abi, görmeyeydim daha iyi diyeyim. Barbara'yı gördüm, o Barbara falan dedim. Abi Barbara'yı görmeseydim daha iyi, yemin ederim, Allah ne diyeyim ya, böyle iğrenç bir sahneydi. Ağzından böyle yılan çıkıyordu falan böyle. Daha sonra Eleven bağırdı, biliyorsunuz küvet sahnelerinde Will'in şatoda olduğu, hani Will'in kendi şatosu var ya, hani böyle yak yak diyeceğimiz şato şatosunda, bilmiyorum artık orada mı saklanıyor. Yani çok büyük olasılıkla sezon finalinde de Upside Down'da onu alacaklar ve büyük olasılıkla sezonu bitirecekler. Çok büyük bir ihtimal bu. Zaten Upside Down'da, o Upside Down'ın kendi şatosu olan kısmında, ya anladınız mı yani, ben anlatırken bile kafam karıştı ama. Bugün siz Stranger Things'in 1. sezon 7. bölüm incelemesi yaptım. Böyle inceleme videoları gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olun, videomu beğenin. Bir sonraki inceleme videomda yarın sezon finali incelemesinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.